Aa buldum, tamam. Bu tarafa doğru gidiyormuşuz. Sola doğru gidiyormuşuz. Old man, yaşlı adamı gördüm. Aa çıktı. Absürt backpack almak istiyor musun? 700 Robux'a. İstiyorum. Oley aldım. 2 bile çıktı. Kapasitem şuraya bakar mısın? Şuraya bir tane koyacağız. Şuraya bir tane koyacağız. Şuraya ve buraya. Şunu da buradan sökelim. Onu da buraya alalım. Tamam. Tarlanın yarısı şu an sulanabilir bir halde. İşleyelim bakalım bunları. 4 tanesini işledik. Ne kadar para ediyor? Tanesi 1,5 dolar mı? Bu bana pamuk sat dedi. Para etmiyor ki lan bunlar. Merhaba başkanlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte karşınızda gördüğünüz oyunu oynayacağız. Artık bilmeyeniniz yoktur. Welcome to Farm Town. Bu oyunu bayağı seviyorsunuz. Ben de bayağı seviyorum. O yüzden biraz daha seri gelmeye başladığını söyleyebiliriz. Evet, ağaca yakın yer gördüğünüz gibi yine dolu. Orayı hiç bırakmıyorlar ki bize. Ben de buraya alayım bari, daha yakın. Bu videoyu şu anda bayağı geç saatte çekiyorum. Çünkü Om Nom Simülasyon diye saçma sapan bir oyun oynadım. Bir sürü vaktimi aldı benim boş yere. Aa işçim hala duruyor benim, çalışmaya gidiyor. Belki süresi sıfırlanmıştır ha bunun, öyle bir bug da olabilir. Heh, sula aferin sana. Çok yavaş çalışıyor bunlar ya. Bunların ben bir de 750 dolar olanını alacağım. Deneyeceğim bakalım. Bu bölümde ne yapacağız? Burayı tavuk cennetine dönüştüreceğiz bir kere. Tavuklarımızı arttıracağız. Yeni görev varmış bir yerde. Ben onu bilmiyordum. Sizden öğrendim. Gideceğim. Onları yapacağım. Tabii önce şuradan bir mısır toplayayım ben. Tavukların yemeği bitecek ya. Hah, gideyim dökeyim hayvanları yesinler. Oh alın yiyin alın. Afiyet olsun. Samanım bitti benim ama bu yine bu samanlar bayağı bir yeter. Köpeğin maması yoksa onu da verelim. Varmış, tamam. Kovanlar doldu. Onları boşaltacağım. Sonra görev almaya gideceğim. Şöyle ballarımızı satalım buraya. Koşalım önce madencilere gidelim. Madenciler güzel para veriyor bize. Geldim madenci abicim. Bana görevin var mı? Bence vardır. Konuşuyor. Başka görev verir mi acaba ya? 3 mısır 4 tane tereyağını 700 dolar diyor. Değmez ki. Şimdi değil desem. Bir şey değişiyor mu? Aa değişti valla. Aa 1400 dolara çıktı. Yine hayır. Çünkü 1400 dolar da yetmez bana. 1200 yine hayır. Hadi bakalım. Nereye kadar devam ediyor bilmiyorum ama. Oha. 40 strawberry 64 blueberry 300 dolar diyor. Tabii ki hayır. 630 geç. Bu ne de abi, nasıl para bunlar ya? Hiçbir şey değil ki bunlar. 1100'lük görevi alsak mı ya? Ama gerek yok abi. Çok zor. Çorba morba istiyor. Aa 2800 dolar. Bunu alsam mı? Bir daha bulamayabiliriz. Bence bunu alalım. Bunu da kaybetmek var çünkü. Çok fazla yeniledik. Bayağı bir çorba istiyor bizden. Sıkıntılı bir şey ama yaparız ya. Ne yapalım? Güzel bir sonbahar akşamındayız. Yapraklar dökülüyor. Arkadan huzurlu bir müzik eşliğinde. Duyuyorsunuz şu an müziği. Evet. Mis. Şimdi gideceğim aşçıdan bir görev alacağım. Çok sakiniz, mis gibi ya. Dinleniyor mu oyunu oynarken gerçekten? O Om Nom simülatör oynarken yoruldum. Deli gibi yoruldum hem de. 400 dolar mı? Geç, çok şey istedim 400 dolar için. Şimdi bir tane daha görev ver bana bakayım. Bunu öğrendiğim iyi oldu. Of! 2800 dolar. Ben bunu alırım. Ve kolay. Sadece tereyağı istiyor. Mis. Şimdi ağacın arkasında bir görevci daha varmış. Ben onu bilmiyordum. Sizden öğrendim yorumlarda. Şimdi ondan da bir görev alacağız. Oha adam bu sisteme geçmiş. Oha nasıl yaptın bu kadar parayı? Dur bu adamın ne ektiğine bakacağım ben. Baksana şuraya, nasıl para yaptın sen? Bir sürü ineği var baksana. Yuu, çok sevdim şu anda bunu. Ben kendimi ıslatacağım bunların altında. Huy huy, serinliyorum birazcık. Oo, mis gibi mis gibi mis gibi serinledim. Abi çok güzel, bunlar ileri geri hareket edip suluyormuş mis gibi. Adam AFK galiba şu anda. Adam dedim kız tabi de. Dedim ki bana bir tip verir misin dedim. Nasıl kolay para kazanabilirim dedim. Pamuk kullan diyor bir sürü. E pamuk ucuz değil miydi? Bu mısır mı ekiyor? Görevleri yap dedi. Bonus olan şeyleri ekmeye çalış falan dedi. Sağda bonuslar var ya, bilmediğimiz bir şey söylemedi yani. Nasıl binlerce dolar kasmış bilmiyorum. Bütün gün oynamış olabilir belki. Ama adamın sistem süper değil miydi? Sulamaya falan geçmiş ya. Vallahi çok iyiydi ya. Ben de öyle bir sistem yapacağım bir gün. Benim de tarlam büyük olacak. İnanıyorum buna. Şimdi burada dediniz ki bana bir yer var dediniz. Ama ben niye göremiyorum? Buraya gelmeden miydi acaba? Dur ben bulacağım onu bir şekilde ya. Burada bir şey yok değil mi? Yok. Aa şu yukarıda mıydı? Dur bakayım. Bizim işçimiz bu arada çalışıyor. Az önce 300 dolar getirdi bize Mısır'dan. Bence aa bu mağara galiba. Bence o bize bir günde 1000 dolardan fazlasını kazandırıyor. Yani işçi almak çok mantıksız bir hareket değil gibi geldi bana. Hoyda. Hiçbir şey görmüyorum ki ben. Dümdüz gidiyorum şu anda. Meşale falan var mı? Bir dakika, monitörden ışık falan açacağım. Ayar yapmam lazım şu anda. Hiçbir şey göremiyorum. Ne yaparsam yapayım monitöre göremedim burayı. Şimdi buraya gelelim. Sağdan gidelim bakalım. Konuşma tuşu F'di değil mi? Sürekli F'ye basıyorum şu an giderken. Belki biriyle konuşurum diye yanlışlıkla. Sağda mı solda mı acaba? O da önemli şimdi. Abi böyle geriye bakarak gidersek buluruz lan. Mantıklı. Çünkü nerede olduğumu anlarım böyle gidersen. Burada bir şey yok galiba. Var mı ki burada bir şey ya? Ben yanlış mağarada değilimdir inşallah. Şu an boşuna dolanmıyorumdur buralardan. Bak şuradan sonrası haritadan çıkıyor zaten. Aa buldum, tamam. Bu tarafa doğru gidiyormuşuz. Sola doğru gidiyormuşuz. Old man, yaşlı adamı gördüm. La çok zormuş ya. Hadi bir görev ver bana. 958 dolar. Bunu istemiyorum. Bir tane daha görev ver bana. Geç, olmaz. Bir tane daha ver. 25 çikolata bar verecekmiş bana. İstemiyorum. Ne yapayım ben 25 çikolatayı ya? Oğlum hep her şeye çikolata vereceğim diyor. Ben ne yapayım çikolataya? Para ver bana ya. 58 tane çikolata vereceğim diyor.
$580. Robloxian ne demek ki? 4 şişe Robloxian getir bana diyor. $500 vereceğim diyor. İstemiyorum, hayır. Bu sefer 3 tane getir, $700 vereyim dedi. Tamam. Nerede bulacağım bilmiyorum ama. Şimdi ben buna nasıl çıkacağım? Hadi bakalım. Girdik ama. Gerçi ben niye direkt... çıkışı buldum da direkt bir reset karakter yapalım. Onun nasıl yapıldığını buldum. Bayağı sıkıntılı bir şeymiş o ya. 2000 Robux'a bir alet almak gerekiyor. O aletin içine böyle insan giriyor. Kimin girdiği önemli değil sanırım. Biz de girebiliyoruz. Ölüyoruz ve konserve et oluyoruz. Yani konservelenmiş Roblox vatandaşı oluyoruz. Robloxian. Abi yani burada bir gönderme var sanırım. Hayvanları kesip koyuyorsunuz konservelere diyor. Hadi bakalım biraz da siz girin diyor. Onun tanesi $25 satılıyormuş ama 2000 Robux'u şu an vermek istemiyorum. İsterseniz bunu yorumlarda belirtin. Sonraki bölümde o makineyi satın alalım arkadaşlar. Şimdi ben tavuk alarak devam etmek istiyorum. Bayağı böyle aldım. Kaç tane alabiliyorum bilmiyorum. Alabildiğim kadar aldım. Param bitti zaten, daha fazla alamadım. Benim işçim hala çalışıyor yalnız ya. Bu kesinlikle değer abi 1000 Robux'a. Burada çalışıp duruyor ve bana yeteri kadar para getiriyor bence. Bayağı oldu çünkü ya. Güzel güzel. Bu arada ben bu büyüyü istemiyorum ya. Kırdım gitti. Burada benim görüşüm bozuyor. Uyuz oluyorum ben ona. Bir de şey diyenler olmuş. Magic Bean'i kırıp tohum yapmaya çalışır mısın diyenler olmuş. O maalesef olmuyor ya. Yine bir tane veriyor yani ekebilecek kadar. Daha fazlasını vermiyor. Ki zaten verseydi oyunun hilesi gibi bir şey olurdu. Seri seri bunlardan yaparak oyun direkt biterdi. Al ben sana bir sürü mısır satayım. Şimdi ben görevlerimi yapmam lazım. Bir de Magic Bean satayım şuraya. Tamam. Tavuklarıma bakmak istiyorum. Bir dakika. Anam süt dolmuş. Al bunları al. 45 tane depolayabiliyormuş bu arada. Yap bunların hepsini tereyağı yap. Tamam. 45 tane tereyağı olduğu yanında 50 tane istiyormuş. Tamam. Onu yaparız. Şimdi ben bu yumurtaları almazsam buradan büyük ihtimalle yenisini yumurtlamıyordur bunlar. Ben şunları toplayayım. Tamam. Kaç tane oldu benim tavuğum? 7 tane tavuğum var. Baksana. Çok tatlılar. Yerim ben sizi. Minecraft tavuklarım benim ya. Şimdi bir tane de ucuz işçiden alacağım ama şu gitsin malları satsın. Şu an paramız yok. Balları da satalım bu arada. Balları unuttuk. Balları sattık. Şimdi ben patates ekeyim. Çünkü patates çorbası yapmamız lazım. Şöyle suyun etrafına bu kadar patates ekersem yeter mi acaba? Büyük ihtimalle yetmez. Şu suyun etrafına da ekeyim. Sulamak istemiyorum çünkü. Sihirli toprak falan dinlemeyip ektim hepsini. Umurumda değil. Yeter. Şurayı ben bir sulayayım, çiçekler kurumasın. Yazık. Bu patates oldu mu? Deneyeyim bakayım. Olmuş, tamam. Patatesleri topladım olanlarını. Olanları aldım. Diğerleri olmamış. Bu da oldu. Tamam, diğerleri olmamış. Şimdi ben gideyim bu patateslerle patates çorbası yapmaya başlayayım. 4 tane patates çorbası istiyor. 30 saniye. Hadi bakalım. Unutmayacağım bu sefer. Saat falan kurmadım yine maalesef. Unutmayacağımı düşünüyorum. Umuyorum unutmam. Yumurtalarımızı alalım. Oo, bir sürü yumurtamız olmuş. Ne güzel. Şuradan patateslerimizi alalım. Patatesler yeterli bence artık bana. 50 tane patates oldu çünkü. Şunları da alacağım şimdi. Önce bir ocağa bakacağım. Tekrar kovanlara gideceğim. Ballar dolmuş. Hop, yanmaz. Tamam, aldım. Çok güzel. Bir patates çorbası daha yapmayacağım. İptal etme yok ya bu oyunda. 10 oyuz oluyorum. Bak, tek de 5 yapıyordu. Unuttum ben onu. 4 tane istiyordu onlar benden. Hop, yerim dolmuş. Alamıyorum ki hiçbirini. Benim üstümde bir şey yok ki. Benim çanta almam lazım artık. Evet, şu an gideceğim. Çanta bakacağım. Bakacağım da şu an değil. Yumurtaları satayım bari ya. 5 tane yer açıldı. Bir de 10 tane balı satayım. Tamam. Şu çorbaları da alayım. Çorbaların 6'sını satacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamamdır. Güzel. Balları toplayamamıştım az önce. Çantam doluydu. Yine doldu. Ha, benim çanta. Ne kadardı çantalar? Hemen bakacağım. Geliyorum çantacı abi. 50 taşıyabiliyorum şu anda. O kadar az ki anlatamam ya. Çok uyuz bir şey. Bu kaç veriyor? Bunda 100 taşıyabiliyoruz. 2500. Bunda 300 taşıyabiliyoruz. 7500. O zaman ne yapacağız biliyor musunuz? Doğru bildiniz. Buradan güzel bir çanta alsak mı? Alırız be. 700 Robux'muş. En çok oynadığımız oyun bu bence. Buna vermeyeceğiz de hangi oyuna vereceğiz başka? Yalan mı ama? Bence doğru. 2000 pound taşıyabiliyor var ya, buna çantaya neler atarım. Ama niye satın alma çıkmadı hala? Çıkar mısın artık? Vallahi çıkmıyor ha. Oyun para istemiyor şu anda benden. Senin paran burada geçmez diyor. Buna çıkıyor mu? Buna da çıkmıyor. Çok garip. Az sonra bir daha bakarız. Belki başka server'a girerim. Çıktı. Absürt backpack almak istiyor musun? 700 Robux'a. İstiyorum. Oley, aldım. 2000'e çıktı. Kapasitem şuraya bakar mısın? Taşıyamadığım kovanlar nerede? Siz misiniz benim taşıyamadığım kovanlar? Al. Hepsini alıyorum işte. Al. Çok güzel oldu şu an. Muhteşem oldu. Benim havuç ekmem lazım değil mi? Tamamdır abi. Hemen havuç ekelim. Suyun etrafında ekeceğiz tabii ki havuçlarımızı. Diğerleriyle uğraşmak istemediğimiz için. Hop. Vegetable soup neler istiyordu? Her sebzeden istiyor muydu acaba? Tekrar bir tarifine bakalım şuradan. 10 havuç, 5 patates, 5 mısır. Mısırımız var zaten. Bir sürü mısır ekiyor bizimki. Gerçi o ektiklerini hep satıyor bu değil mi ya? O zaman ben kendimi ayrı ekeyim şuraya bir yere. Şöyle 2 sıra mısır ektim. Biraz da havuç ektim. Tamamdır. Yeter bunlar bence. Ben bu arada tereyağı görevini bitirebileceğimi düşünüyorum şu anda. Ay bir dakika. Yumurtaları unuttum. Yumurtalar çok önemli. Yumurtalar bak dolmuş, gördün mü? Bir tane kalmış. Ay, yumurta yapın siz. Yumurta aferin size. Hadi bakalım. Bitti mi mamanız? Bitmiş. Az kalmış mamanız. Ama bende hiç mısır yok. Biraz beklemeniz lazım. Şuradan bir tereyağı yapacağım. Gideceğim tereyağı görevini vereceğim. O paramızı bir cebe indirelim biz şimdiden. Getirdim tereyağlarını fırıncı abi. Buyur. Ayıpsın. Oh, $2800'ımı aldım. Şu an tamam. Paramız var elimizde. Şimdi ne yapalım? Tavuk almaya çalışalım bakalım. Alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz hala. Bir tane daha. Tamam, doldu. Son tavuğumuzu aldık. Şimdi ben inek almak istiyorum. Ama alamıyorum tabii. Çok pahalıymış. Bir tane daha ucuz işçilerden
alacağım ben. Onları deneyeceğim. Binliğin ne yaptığını gördük. Bir iş veriyoruz ve onu yapıyor. Peki bu ucuz olanlar ne yapıyor? Aa, günde 500 dolar diyor. Fiyatı düşmüş bunların. Senden 500 istiyor. Sen 1000 istiyorsun. Sen git. Sen git. Bunu ben ucuza kapattım. Acaba paraya mı ihtiyacı vardı? Ne oldu? Niye 500 dedi bu? Gel bakalım, gel, sana iş vereceğim şimdi, gel. Ben senden önce geldim lan. Hiç çalışmıyorsunuz ha. Ha şimdi sen. Aa, aynı anda mı yapıyor? Vallahi aynı anda yapıyor ya. Sen hayvanlarla ilgilen, tamam mı? Hadi bakalım. Bizim saman depolayacak yerimiz yok ya. Orada saman olmadığı için, depolayamadığımız için şey yapamıyor. Alıp da oraya yenisini koyamıyor. Bakalım yumurta alacak mı? Yumurta almaya gidecek mi? Yumurta var mı? Bir ona da bakalım tabii biz. Yumurta var şu anda. Bakalım toplayacak mı? Gel bakalım buraya, gel. 500 dolar verdim sana. Az para değil. Hemen topla bakayım onları. Tamam, önce yemekleri bakıyor. Tabii ki depoda olmadığı için koyamıyor. Yumurtaları topluyor musun? Topluyorsun. Tamam, güzel güzel. Çalışsın, sıkıntı yok. Biz hemen havuçlarımızı toplayalım. Şuradan da mısırlarımızı ve havuçlarımızı toplayalım ve çorba yapmaya devam edelim. Bu arada bu arılara bakmadı. Hayvanlarla ilgilenmeyecek miydi bu? Arı hayvan değil mi? Bak buraya geliyor. Yapamıyor. Sonra gidecek, yine süte gidecek büyük ihtimalle şu anda. Niye durdun oğlum orada? Kal mı geldi? Allah Allah, çok garip. Ben topluyorum, hadi bunları da. Ama 500 dolar iyi fiyat ya. Şimdi bedavaya çalıştırıyoruz gibi bir şey oldu adamın. Şu balların hepsini sat. Şu depolama yerleri kaç paraymış, onlara bakalım bir. 7500 çok para ya. Mısır'da 9000. Gerçekten çok para. Bu arada bir saniye, evleri boyama vardı. Ben onu unuttum. Şuradan hemen yine bir evin bir rengimizi seçelim. Yapacaktım bunu geçenki bölümde. Unutmuşum. Kırmızı çok şey ya. Alışıldık. Ben sarı yapacağım. Sarı. Bak mis gibi oldu. Hepsini sarı yapacağım. Sarı temalı bir çiftliğimiz var. Bence mis gibi. Bunu da böyle sarı. Oh baksana. İşler açıcı oldu bir çiftliğim ya. Herkes burada gelip çalışmak ister ama ben iş almayacağım herkes. Bunlar bitti mi? Bitmiş. Hadi yenisine ekelim. Buraya yumurta koyuyor musun sen? Bak burada hiç yumurta yok. Topladın mı yumurtaları? Burada yumurtalar var. Ben alayım bunları. Sen ne yap biliyor musun üstad? Jimmy gel buraya, Jimmy. Sen o işi beceremeyeceksin. Ben şunları toplayayım da şuradan önce. Sen bırak hayvancılık işini, gel bana. Sen ikinci tarlaya mısır ek, tamam mı kardeşim? Hadi. Hadi koçum benim, hadi. Ana, gün bitti galiba. Benim param düştü şu anda ya. Tüh, gün çabuk bitmedi mi? Demek ki ben onu gün biterken işe aldım ama saçmalık ya. Hadi şu görevlerimizi bitirelim artık. Vegetable soup yapacağız. Vegetable soup'a geldik. 30 saniye istiyor. Var mıydı bende? Onlar var. Tamam. Ben başında bekliyorum bunu. Çorbayı bitirsin. Aldım hemen. Pişti bunlar. Şimdi bir 5 tane daha yapacağız mecbur. Çünkü 6 tane istemiş. Her zamanki gibi. Bir tane daha yaptık. Çok güzel. Şimdi asıl sıkıntılı çorbamıza geldik. O da havuç çorbası. 2 dakikada bir yapılıyor ve tek tek yapılıyor. Çok uyuz bir şey. Şu vegetable soup'un 4 tanesini satıyorum. Tamam. Para paradır. Bunlar gerçekten aşırı yavaş çalışıyorlar. Keşke biraz hızlı çalışabilseniz. Öyle bir kapasiteniz olsa ama yok. Doldu mu ballar bakayım. Azıcık dolmuş ama topladım yine de ben hepsini. Güzel. Yumurtalarıma bakacağım. Yumurtalarımı unuttum. Asıl önemlisi onlar. Çok para ediyorlar. Ay, oraya oturma. Lan yanlışlıkla uyuyan tavuğa beni takip et dedim ya. Etme etme. Acaba üstüne oturup ikinci yumurtayı yapabiliyorlar mı aynı yere, yoksa yalan mı oluyor toplamadığımız için? Onu ben bir deneyeyim ya. Şimdi şurada bir tane var. Alayım bunları da. Sonra denerim. Şimdi. Anam, çorbayı yakmayalım dur. Gerçi 2 dakikaydı. Olmasa da çok vardır da. Çok dediğimde 20 saniye kalmış. Yakıyormuşum biraz kalsın. Ne çektin bu çorbalardan ya? Bu arada görevler nasıl iptal ediliyor acaba? Ben bu görevi aldım bundan ama. Yapmak istemiyorum. Çünkü 2000 Robux'luk bir şey istediği için. Verdiği para da değmez ona. Bir tane havuç çorbasını aldık. Hemen bir tane daha yapalım. Bakalım buraya ne kadar mısır koymuş dedim. 104 tane mısır koymuş buraya. Yani 300 dolar değil mi? Bir günde bu bana 3 kere mısır çıkartıyor mudur? Rahat çıkartıyordur ya. Parasını çıkartıyor. Bence kötü değil. Bize bir 300-600 dolarda kar sağlasa idare eder be. Ne olacak ki? Şunları takip ediyorum. Birisi oturacak mı diye yumurta olan yere. Bir türlü denk gelmedi. Hop, kovanlar dolmuş. Koş. Al bunları, al bunları, al bunları, al bunları. Tamamdır. Bu bölümde acaba bir pamuk işine girsek mi ya? Denesek mi? Şimdi az sonra gelecekler. Şuradaki yumurtanın üstüne birisi oturacak. Onu bekleyeceğim burada. Bak şu anda bu gelecek. Yumurta olan yere oturacak büyük ihtimalle. Aa, olmayana gitti. Tüh. Hadi artık bir tane yumurta olana gelin ya. Hepsinde yumurta var. Heh, geliyor bir tane daha uyumaya. Gel bakalım, gel. Sen de şu boşluğa oturma ama, kızarım ya. Ona mı oturuyorsun? Harbiden ona oturuyor ya. Şu an hepsinde yumurta var. Heh, bu gelen artık doluya oturacak. Mecbur, başka yer yok çünkü. Hadi bakalım oradan bize 2 yumurta çıkacak mı? Görelim. Bekliyorum seni. Gerçi ben şunları toplayayım artık. Bunlara gerek yok. Deneyimizi biz şurada yapıyoruz. Şu arkadakini de toplayayım. Tamam. Bak uyudu bir tane. Yani bunları almak gerekiyor dolduğu anda maalesef. Ben bu arada çorbayı yaktım. Şu an aklıma geliyor. Onların başında bekliyorum çorba olurken. Büyük ihtimalle sizin içiniz gitmiştir videoyu izlerken. Abi çorba gitti diye. Onları beklenir mi orada dediniz ama ben duymadım tabii ki. Bu arada bu işçileri ben kovana kadar yanımdalar sanırım. 500 dolarlık işçi güzel aslında. Ben bir tane daha 500 dolarlık bulayım bence. Buna çok veriyorum ben 1000 dolar. Hiçbir fark yok ki aralarında, baksana. Gerçi var ya. Şu baksana ne kadar hızlı çalışıyor bu. 1000 dolarlık tıkır tıkır. Bu tırt. Şu an nereye gidiyor acaba? Buraya niye geldi? Ha, su almaya geldi. Suyu bitiyor bir de su almaya geliyor. Ne kadar akıllılar. Ufak adamlar sizi. Çorbanın başında bekledim bu sefer gördüğünüz gibi. Hop, aldım çorbamı. Affetmem. Bir tane daha pişir bakayım. Ben şimdi fışkiye fiyatına bakacağım. Ufak fışkiyeler ne kadardı diye. Sanırım 600'dü ama bir bakalım, emin olalım. O zaman işçileri kovup ben tek çalışabilirim. 600 aynen. Bir hesap yapayım şimdi. Bir tarlayı komple ufak
ufak fışkiyelerle kaplasam kaç tane gerekiyor diye. İnşallah yemeği yakmadan yapabilirim bunu. Şuraya 1, tamam mı? Şuraya 2. Abi tam olmuyor işte ya. Bak buraya 1, buraya 2, tamam da şuraya koyduğum mesela birazcık gereksiz oluyor. 3 hadi mecbur. Şöyle 4, 5, 6 olacak. 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane gerekiyor. Yine bak gün bitti, paralarını aldılar. 12 çarpı 600 de 7200 gibi bir şey yapıyor. Bence yapılabilir ya. Bir de ben pamuk işine girmek istiyorum bugün ama bayağı geç oldu dediğim gibi video için. Seni işten kovmak zorundayım. Ama bir dakika. Şimdi gün bittiğinde koymam lazım. Ana kovduğum gibi gitti. E ben sana 1000 dolar ödemiştim zaten. Hadi sen çalış. Şunları ben sulayayım bari. Kovduk adamı, bize kaldı bütün işler. Çorbayı unutma, çorbayı unutma, çorbayı unutma. Yanmadı değil mi? Yanmadı, çok güzel. Unutmuştum ama yetişmişim son anda yanmadan. Acaba kaç saniyede yanıyor? Şu an hiç bal yok. Niye bal yok? Ve çalışmıyorlar. Yine mi bitti bunlar? Yine bitmiş ya. Oğlum ne çok bitiyor bu çiçekler. Yenilerini ekemem. Bir dakika, bir book vardı işte. Siz bir deneyin ben onu ya. Abi bir tane çiçek eklemiştiniz. Bir tane ektim bak buraya. Bakalım ne olacak. Büyüsün. Hemen şu çorbamıza bakalım. Daha bir dakikası var. Güzel. Buradan çevre planlaması yapıyorum şu anda. Şuraya yeni tarlalar yapmam lazım ben. Bu arada yumurtaları unuttum ama bununla süresi dolmak üzere. Bunu bekleyeceğim. Sonra yumurtaya gideceğim. Para kaybettim yine. Öf. Aldım yine çorbamı. Bir çorba daha yap. Ben de hemen gideyim yumurta toplayayım. Bu son çorba mı? Bir bakayım şöyle eşyalarıma. Abi bir dakika, bitmiş zaten. O fazla oluyor. Tamam, yansa da önemli değil. Yumurtalarımı alayım hemen. Unuttum ben bunları ya. Boşa çalışıyor tavukçuklarım benim. Heh, tamamdır. Şimdi gideyim madenci abilerin yemeğini vereyim. Bu sefer çok geciktirmedim farkındaysanız. Geçen bölümde çünkü mevsim geçmişti. Bu sefer o kadar olmadı. Buyurun abiler, çorbanızı getirdim. Afiyet olsun. Kaç para vereceğim bana? 2800 dolar. İş yapar, fena değil. Tamam. Şimdi gideceğim bir sürü sulama aletinden alacağım. Ver bana bundan paramın yettiği kadar. Kaç tane geliyorsa artık. Aldım birkaç tane. Bir de buradan bir dilek dileyelim ya. Tanrı'dan da dileyim. Dilek dilemeden olmaz. 3 tane pumpkin geldi. Güzel. 5 tane daha pumpkin geldi. Çok iyi. Oo, 5 pumpkin daha geldi. Muhteşem. 2 tane magic bean mi? Abi 2 magic bean daha geldi. Çok şanslıydık gerçekten bu sefer. Hadi bir tane daha deneyelim. Yine öyle çıkarsa çok iyi olur. Oo, 3 tane yine pumpkin. 2 magic bean. 4 pumpkin. Ah be, 105 carat olmadı bak. 181 carat. Hadi son bir tane daha dinleriz. 4 tane pumpkin. Ah, 92 mısır hiç olmadı. 88 mısır olmaz. 169 havuç. 149 havuç. Tamam, şansımız bitti demek. İlk baştaydı o. Şimdi ben bir tane çiçek koydum gördüğünüz gibi. Direkt kurumuş. Hani taktik? Hiçbir şey olmadı. Ben önce şu sulama aletlerimi güzel güzel yerleştireyim. Bir tane buraya, tamam mı? O etrafındaki birer kareyi sulayacak. Bir tane buraya. Bu da etrafındaki birer kareyi sulayacak. Şuraya gereksiz olduğu için şu anda koymuyorum. İleride koyarız. Şuraya bir tane koyacağız. Şuraya bir tane koyacağız. Şuraya ve buraya. Şunu da buradan sökelim. Onu da buraya alalım. Tamam. Tarlanın yarısı şu an sulanabilir bir halde. Sadece şu son iki sırayı sulayamıyorum şu anda. Ve şu son sırayı sulayamayacağım. Tabii buraya bir tane daha almam gerekiyor. Ben önce çiçeklerimi ekeyim. Sonra buraya yine mısır ekelim. Baksana çok güzel oldu. Buraya bir tane çiçek ekememişim galiba. Onu da ekeyim ben. Tamam. Ben bunu başta yapacaktım gerçekten. Bunları alacaktım dizecektim. Paralarım vardı o zaman benim. Şunları hemen hasat edelim. Bu tarlaya da sihirli sulama yapacağız. Ve aldığımız pahalı ekinleri ekeceğiz. Dilek kuyusundan aldığımız. Önce burayı bir sulayayım ben. Bol bol sulanmış bir tarlamız olsun. Sonra sihirli sulamayı şöyle ortaya doğru atalım. Mis. Şimdi gel buraya. Giant pumpkin. Diz abi şöyle. Bitene kadar diz bitti. Çok güzel. Şimdi magic bean neredeyiz? O da bitti. Tamamdır. Şimdi bunlar büyüdüğü zaman iyi bir para geçecek elimize. Onlarla yine sulama sistemi almayı düşünüyorum. Ama pamuk işine de girmek istiyorum. Belki bu bölüm giremeyebiliriz. Yine deneyeceğim. Bakalım görelim. Büyüyün büyüyün güzellikler. Siz bana para getireceksiniz. Büyüyün. Anam bunları mısırı bitecekmiş. Son anda bak ha. Bir lokma kalmış ya. Siz bana yumurta yaptınız mı? Aferin size. Ben size mısır vereceğim. Siz bana yumurta yapacaksınız. Bu kadar basit. Ha, çalışın bakalım. Bal kabaklarımız olmuş. Toplayalım. Çantam kocaman olduğu için artık düşünmüyorum bunları. Magic binleri de toplayacağım. Hiç vallahi bunların üstüne çıkmakla uğraşamam. Hepsini toplayabildim tek seferde. Mükemmel değil mi bu çanta? 2000 taşıyor ya. Şimdi gel abi, pumpkinleri sat, tamam mı? Magic binleri de sat, mısırları da sat, havuçu sat, patatesi sat, yumurtayı da sat gitsin. Ne yapacağım ki onları? Bir tane de çiçek var, onu da sat. Mısırlarım yine oldu benim. Şu sulamalarımın etrafında bunları toplayalım. Sulamalar yer kaplamasıyla çok güzel olurdu ya. Fazla yer kaplıyorlar birazcık. Bu arada benim çok az mısırım kalmış. Artık tohum elde edeyim bunlardan ben. Yeşilken toplayacağım. Hatta şurada ben yeşil olanları toplayayım. Bu adam çalışıyor zaten. Aa, tohum aldım. Kusura bakma üstad. Biraz tohum aldım ama şunları şöyle alıyorum ben. Oba! Jimmy'nin çalışması için gereken parayı veremedi. Ev için gitti adam. Beni ortada bıraktı. Çok ayıp Jimmy. Yakıştı mı sana bu? Ben bunların hepsini topluyorum ya. 32 seviye olduk bu arada. Güzel. Ben yine buraya mısır ekeyim. Jimmy gitti ama ben çalışmaya devam. Ne yapalım? İnsan kendi tarlasını bırakıp gidemiyor ki. Sula hadi bakalım. Ama oyun gerçekten çok zor. Bak şimdi benim tavuklara mı gideyim ben? Balları mı toplayayım? Ekim mi ekip sulayayım? Hangisini yapayım ben? Süt toplayıp tereyağı mı yapayım? Çok zor ya. Süt dolmuş mu? Anne niye hiç süt yok burada? Bu köpek çalışmıyor ya. Yine yatıyor. Köpek, sana boşuna mama veriyorum ben. Nereye gittin? Uyuyor kesin ha. Şimdi ben gideyim bir tane daha sulamazım.
zımbırtısından alayım. En azından o tarlayı bir düzleyeyim artık. Tamamdır, bir tane aldık. Bu arada bunları ben kendim satacağım. Bu küçük adam taşıyamıyor. Ben ondan çok taşıyorum şu anda ya. 5 saattir satamadı bunları, biliyor musunuz? Al hepsini ben satayım ya. Nedir ki şunları taşımak arkadaş? Küçük adam, sen de adam olmasın. Sat diyoruz. Evet. 18 pumpkin sat abi. 4500 dolar. 120 magic bin sat abi. 3000 dolar. 8700 dolar paramız oldu. Çok güzel. Gelelim şimdi buraya. Bir tane pamuk alalım 100 dolara. Onu biz çoğaltırız zaten. Şimdi pamuk işleme makinesi alacağım. Bakalım becerebilecek miyim bu işi? 5000 dolar aldım gitti. Aldın mı? Aldım galiba, tamam. Alamadım mı yoksa ya? Dur bakalım göreceğiz. Önce şu sulama aletimi ben eksik olan yerime koyayım. Orası da burasıydı değil mi? Evet. Şu mısırları toplayıp tekrar ekeyim de zaten sulamamız var burada. Mis gibi burası. Tamamdır. Şimdi ben pamuğu şunun olduğu yere ekmek istiyorum. Ama ben bundan tohum yapacağım. O yüzden biraz bekleyeceğim. Olmadan toplayacağım. Tabii yapabilirsem. Daha önce hiç bundan toplamadım. Ne zaman olduğunu bilmiyorum. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Bakalım. Şu an hiçbir şey olmuyor. Öyle duruyor. Toplarsam büyük ihtimalle bir tane verecek. Dokunmuyorum. Ben yumurtalarımı toplayayım şu arada. Kovanlar da olmuş ya. İş bitmiyor ki. Bunları da toplayalım. Ay vallahi iş bitmiyor. Çiçekler yine bitmiş. Hemen yeni çiçekleri yerine ekiyoruz. Bu pamuğun mevsim var mı acaba ya? Niye böyle kaldı bu? Aa tamam, yeşillik oldu. Şimdi de toplamayacağım. Ama ne zaman olduğunu da bilmiyorum. Tam olduğunda da toplamak istemiyorum. Tekrar bir yumurtalarımıza bakalım. Ne durumdalar diye. Hepsi dolmuş. Çabuk doluyor bu yumurtalar. İşte çalışacak adam lazım yanımıza ama paramız yetmiyor o kadarında da. Bu pamuğa da hiçbir şey olmuyor. Böyle kaldı 5 gündür. Ben gideceğim bir tane, ya da bu pamuğu direkt toplayacağım ben. Bir tane ver dedim, aynen. Gideceğim şu sihirli toprağa ekeceğim. Orada daha hızlı büyüdüğü için süreçlerini görebilirim. Hadi büyü bakalım şimdi. Bu süreçte vermiyor, onu biliyoruz. Bekliyorum. Bir tık ileri gitti. Bence burada da vermiyor. Biraz daha bekliyorum. Şimdi de çok vereceğini sanmıyorum. Bir bitkiye benzemesi lazım en azından. Şimdi belki verebilir ama bir tık daha bekleyelim. Küçük ağaç gibi bir şey oldu bu ya. Asan mı acaba? Vallahi sürekli dalları valları çıkıyor da. Güvenemedik. Yeşil oldu dalları şu anda. Biraz daha bekleyeceğim. Aa pamuk oldu galiba. Alayım bakayım. Vallahi 4 tane pamuk verdi ya. Dallarında böyle bir şeyler çıkıyor. Ufak ufak. Onlar yeşil olduğunda alacağız bence. Beyaz olduğunda çünkü olmuş oluyor. İşleyelim bakalım bunları. 4 tanesini işledik. Ne kadar para ediyor? Tanesi 1,5 dolar mı? Bu bana pamuk sat dedi. Para etmiyor ki lan bunlar. E bitkisi de gitti oradan. Hiçbir işe yaramadı. Niye bana öyle dedi ki o ya? Anlamadım vallahi. Beni mi kazıkladı? Ne yaptı? Ağaçta gizemli bir şey çıktı yine. Hediye var. Bakalım kimse gitmezse ben gitmeye çalışacağım. Şu an bu psikopat tarlanın sahibi yerinde yok. Umarım ben alabilirim. Ama onda at vardı ya. Bir koşmaya başlarsa var ya dıgı 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 diye geçer biz. Ben geldim, kimse gelmedi. Ne çıktı? Lan. 4 tane saman tohumu çıktı. Bu kadar yol geldim, evet. Abi görev daha gelmiş. Ne çabuk görev verdi bu? Bana kek yapmayı öğretecekmiş. Öğrensek mi ya kek yapmayı? Bu görev niye verdi bana şu anda, onu anlamadım. Acaba böyle bekleyip bir süre sonra tekrar görev alabiliyor muyduk ya? Ben hiç almadım ki videolar. Sadece bir kere aldım. Tüh, ben kek yapmayı öğreneceğim. Çünkü bu bir kere öğrenilen bir şey. Paraya ihtiyacım yok benim şu anda. Blueberry tohumu. Alayım hadi 10 tane ya, dursun ne olacak. Şu mısırlarımı toplayayım. Direkt buraya ekeceğim blueberry'leri zaten. Hepsini ektim. Bu arada ben hesapta biraz hata mı yaptım? Bu tarlanın şu uçları nasıl sulanabiliyor? Sulanmaması gerekiyor. Ben patates ekeyim bakayım buraya. Bunlar suyu çektiği zaman bir daha sulanmaması gerekiyor çünkü. Oralara su yetişmiyor diye biliyorum ama yetişiyor mu? O zaman hepsini yanlış dizmişim demektir ben. Bak bu etrafından 2 kare sulayabiliyor. Bariz belli. E diğeri de 1 kare suluyor. Ben de 1 kare uzağa koydum hepsini. Yani şuraya su gitmemesi lazım ama nasıl gidiyor anlamadım. Ya benim işime gelir, orası ayrı da. Kovanlarımızı toplayalım. Otomatik sulamaya geçen adam var ya, bana taktik vermişti. Şey diyor. Mesela topluyoruz ya biz şeyleri, hasatları. Ne ektiksek böyle onları topluyoruz ya. Onları toplayınca satma diyor. Böyle bonuslar geldiği zaman sat diyor. Aslında mantıklı. Yeterli depolama alanınız varsa dolapta veya çantanızda tutabilirsiniz. Bonus geldiği anda çat diye böyle hepsini birden satabilirsiniz. Bence güzel bir hareket. Ben buraya en çok su çeken şeylerden ekeceğim şuraya. Mısır. Buralara su geliyorsa çünkü benim için çok iyi bir haber bu. Diğer tarlamda böyle bunları bir tane kaydırırım. Her tarafını sulatırım bunun. Mis gibi olur. Gizemli bir yerden su geliyor buraya, anlamadım. Baksana suyu bitmiyor valla. Ben bu taktik üzerine yürürüm. Bütün tarlalarımı bu ufak sulama sisteminden yaparım sonraki bölümde. Böylece su sorduğumuz ortadan kalkar. Seri seri bir şeyler ekip toplayabiliriz. Zevkli kısımlara geçebiliriz yani. Şu blueberry'leri toplayacağım. Kek tarifimi öğreneceğim ve bu bölümün sonuna geleceğiz. Çok yoruldum gerçekten. Bugün biraz kastım kendimi. Keşke tek video atsaydım ama girdik artık bir işin içine. Kovanlar da dolmuş. Hep koşturuyorum zaten ben sağa sola. Blueberry'lerimiz oldu. Toplayalım bakalım. Bunlar 16-16 verdiği için zaten görevi direkt bitirmiş oluyoruz. Fazlasını topladık hatta. Gidelim ve kek tarifimizi öğrenelim artık. Merhaba Fırıncı abi, yine ben geldim. Bana kek öğreteceksin mi? Sen çok iyi bir abisin. Öğrendim bakayım nasıl yapılıyor. Gerçi çikolatalı kekle kekin tarifi aynıydı. Sadece içine çikolata koymuyorduk. Biz bunu kendimiz bilemiyoruz sanki, öğrenemiyoruz gibi adamdan görev almamız da biraz saçma da olsa. Olsun. Bakalım hemen. Ben ne pişiriyordum ki yakmışım? Hiç hatırlamıyorum bile. Kek gördüğünüz gibi burada. Tamamen aynı tarif. Sadece buna çikolata ekleniyor. Ve hepsinin, ikisinin de pişme süresi bile aynı yani. Bugün bayağı ilerledik ya. Güzel oldu. Şu sulama sistemini özellikle çok sevdim. Sonraki bölümde bu sulama sistemini her yere uygularız. Yapabilirsek arazimizi de bir tık büyütmeye çalışırız. Bakalım göreceğiz. Zorlaştı biraz oyun. Evet başkanlar, bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.